Evet, oyunumuzu yapmaya başlamak için ilk önce ana sahnemizi oluşturalım. Ana sahnemizin ismini main diyelim. Daha sonra bir adet tekstür ekleyelim ki arka planımız gelsin. Ama fotoğrafları bulmak için açıklamada linkten ulaşabilirsiniz. Daha sonra şuraya tile diyelim ki bu fotoğrafı biraz büyütebilelim. Şuraları 800'e 800 diyelim. Fotoğrafımız biraz büyük olsun. Tabi bunu da ekranımıza göre düzenlememiz gerekecek. Onun için de şöyle proje ayarlarından ekranımızın ayarlarına gelelim. Buraya 800'e 800 yapalım aynı şekilde. Bir de yeniden boyutlandıralım az yapalım. Ekranımızın çizgileri tam bu kenarlarla olsun. Sahnemizi kaydedelim. Herhangi bir yere kaydetsek olur. Zaten bir adet sahnemiz olacak. Sahnemizi seçelim, başlatalım. Ekranımız tam olarak geldi. Bunun adını da arka plan diyelim. Daha sonra buna bir adet script ekleyelim. Bunu tabii ki de silelim şöyle. Şimdi öncelikle yılanımız yavaş yavaş sağa doğru gideceği için bir adet timer ekleyelim. Timer'ımıza 0.2 diyelim. Oyun başladığında otomatik olarak başlasın. Daha sonra zamanı dolduğunda da biz buraya projesimizi yapacağız kısacası. 0.2 saniyede ve ne yapacağını yaptıracağız. Daha sonra biz buraya şöyle yılanımızı yavaş yavaş çizmeye başlayalım. Bir adet node oluşturalım. İsmini de yılan diyelim. Şöyle ile desek daha iyi olur. Daha sonra şöyle color rect'lerimizi ekleyelim. Bunu neden yapıyoruz? Şöyle kare kare yılanlarımız olsun. İlk başı mavi yapalım. İlk başta siyah olsun. Ya da ilk başı mavi olsun. Şöyle sıfır diyelim. Sonra F diyelim, mavi olsun. Bunun pozisyonunu 40 yaparsak ikinci kareye, 80 yaparsak üçüncü kareye gidecektir. Bir adet daha ekleyelim. Buna şöyle diyelim. Yılan 1 diyelim. Ya da body 0 diyelim. Bir adet daha ekleyelim. Bu da body 1 olsun. Bunun pozisyonu 40'a 0 olsun ve siyah olsun. Daha sonra şöyle timer'ımıza gelelim. Şimdi yapmamız gereken şey yılanımız için bir adet class oluşturmak. Bu class'ı neden yapıyoruz? Yılanımızın hareketi o fonksiyonları içine koymak için ayrı bir class yapıyoruz. Şuradan şöyle bir adet daha script oluşturacağız. Şöyle yeni bir dosya desek olur aslında. Yeni bir tik diyelim. Adını sinik diyelim. Oluştur diyelim. Sinek'imizi açalım. İçinde şöyle silelim. Bunu da silelim. Sinek'imiz çünkü bir adet nesne falan tanımlı değil şu anlık. Bunu biz class oluşturacağız. Class'ımızın adına yılan diyoruz. Daha sonra bir adet vücudumuzu ekliyoruz. Vücut değişkenimiz olsun. İşimize yarar. Daha sonra bu class başladığında ne yapacak ona bakalım. Şöyle init'imizi ekleyelim. Başladığımızda ilk olarak body'mizin ilk şeyini ekleyelim. Teker teker color renklerin pozisyonlarını kaydedeceğiz. Biz bu şeyin içine. Listemiz. Fonksiyonları koordinat düzleminde kaydederken vektör 2 diyorduk. Eğer 3 düzlemde ise vektör 3 oluyor. Zaten çıkmasını XYZ'yi gördük de. Birinci gövdemiz.
Tabii ki de şöyle 80'e 0 olacak. İkincisi de 0'a 0 olacak. Ters yaptık sanırsam. 80 değil 40 olması lazım. Şimdi neden böyle bir şey yaptık? Burası bizim baş kısmımız. Burası da vücudumuz. Hatta biz şöyle bir şey yapalım. Mine gelelim. Bunları da düzgün bir şekilde koyalım. Senin ikimiz baş kısmımız. Burası kuyruğumuz. İlk kuyruğumuz burası. Bir adet daha kuyruk ekleyelim hatta biz. Çünkü şu an ilk başta elmaları yemeyecek. Kuyruk sayımız fazla olursa bizim için yararlı olur. Şunu 80 yapacağız. Şunu da 40 yapacağız. Şunu şöyle çoğaltsak olur. 0'a 0 yapacağız. Böyle 3 adet vücudumuz oluştu burada. Şimdi daha sonra diyeceğiz ki snake. Vücudumuzu tanımladık. Daha sonra biz burana bir adet yön belirleyeceğiz. Yönümüzün ismi de var direction diye. Bu da vektör 2 ile alakalı bir nesne olduğu için. Şöyle vektör 2'mizi de ekleyelim. İki tane şey yapmışım. Hatta bunun ismini de biz direkt yom diyelim. Daha kısa olsun. Yazmak açısından. Yönümüzü diyelim ki bu sürekli bir yana gidecek. Biz bu vektöre de bu vektör ekleyeceğiz. Arttır arttır ödetireceğiz. Vektör 2 diyelim. Daha sonra bizim bunu bir arttırmamız gerekiyor. Şöyle var diyelim. Arttıracağımız genişliğe de genişlik diyelim. Bu genişliğimiz ne? Şunun bir adet uzunluğu. Şuradan şuraya doğru 40'tı. Genişliğimizi de 40 diyelim. İlk önce şuraya genişliğimizi ekleyelim. X düzlemini sonra 0 diyelim. Aşağı gidecekse bunu Y'ye ekleyeceğiz. Eğer yukarı gidecekse eksi genişlik diyeceğiz. O şekilde olacak. Daha sonra bizim yapmamız gereken şey şöyle istersek timer'a geri dönebiliriz. Timer'a geri döndüğümüzde burayı bizim 2 saniyede bir bunun hareket etmesi gerekiyor. Yani 0,2 saniye. İsterseniz daha hızlı olması için 0,1 diyebilirsiniz. Bu bizim projesimiz 0,2 saniyede bir yenilenecek. Bunun hareket etmesi lazım. Hareket etmesi için şuraya bir adet yılanımızın hareketini düzenleyelim. Şuraya front move diyelim. Hareket edecek tek tek 0,2 saniye olacak fonksiyon yapalım. Bir adet değişken oluşturalım şuraya. Var. Body 2 diyelim bunun ismine. Benzer bir şey olsun. Daha sonra diyoruz ki body 2'miz eşittir. Body nokta slice diyoruz. Şöyle fonksiyonumuzu oluşturduk. Diyoruz ki önce 0 diyoruz. Sonra body'nin uzunluğundan 2 tane düşüyoruz. Body dizesinin uzunluğundan. Eksi 2 diyelim. Daha sonra bir adet daha değişken oluşturalım. Değişkenimizde yeni bir baş gibi düşünün. Yeni bir şey olacak. Bu da body 2'nin ilkinin direction'ını ekleyeceğiz şimdi. Sağ ya da sola ya da alta doğru gitmesi için. Direction'ımızı da ekleyecek. Yani yön kavramını. Biz buna yön diyeceğiz. Çünkü yön dedik yukarıda. Yönümüzü ekleyeceğiz. Yani biz yönü ekleyince örneğin 0,40 dedik buna. 40,0. 40,0 ile 40,0 konumundaysa 80,0 konumuna gidecek. Daha sonra
Biz bunu şöyle bir de insert edelim. Ekleyelim yani. Şöyle bir de nev hit diyelim geri. Normal vücudumuza da bu vücudu etkinleştirelim. Başlattığımızda çalışmayacak. Neden çalışmayacak? Çünkü biz daha buna biz bu class'ı ekleyemedik. Class'ımızı da şöyle ekleyelim. Funç diyelim. Read'i sildik. Ondan dolayı geri fonksiyonunu getiriyorum. Şöyle bir şey diyorum. Var diyorum benim x'im diyelim. Uzatmayalım. Klasörlerden bunu getireceğim şimdi. Res klasöründen şuradan bunu getiriyorum. İki tane şey ekliyorum. Daha sonra şuradan snake diyorum. Nokta gd diyorum. Dosyamı aldım. Dosyam x değişkeninde duruyor. Daha sonra diyorum ki şurada bir tane değişken oluşturalım. Var diyorum bizim yılanımızı oluşturalım. Yılanımıza diyorum ki x diyorum. X'ten yeni bir tane al diyorum. Yılanımı x'e bir tane tanımladım. Yani bu dosyada bu dosyanın adını yılan dedim. Bunun bir kopyasını aldım bunu. Daha sonra devam edelim. Timer'a gelelim geri. Timer'da ne yapacağız? Yılanımızı aldık. Yılanımızı alalım buradan. Daha sonra diyelim ki pardon. Yanlış oldu. Şöyle yılan diyelim küçük harflerle. Üstteki nokta move diyelim. Bakalım çalışacak. Bir şeyler olacak. Baktığımızda şu an bomboş duruyor. Arkada bir değerli rol oynuyor mu diye bir de bakalım. Şuraya diyelim ki bir adet printle bir şey hazırlayalım ekranı. Şöyle şuraya print diyelim. İlk body'mizi yazdıralım. Daha sonra print diyelim. Body'mizi yazdıralım. Bakalım değişmiş. Gördüğünüz gibi altta bütün değerler yavaş yavaş artıyor. Hatta şunu da bir durduralım. Hepsi yavaş yavaş artıyor gördüğünüz gibi. 120, 80 sonra 40'ar 40'ar hepsi artıyor. Peki ben bunu eğer 80-80 arttıracaksam yani 2 kare hızlı gitsin dersen şöyle gördüğünüz gibi 80-80 artacaktır. Hatta bunu tekini silip yapsak daha mantıklı olur. Her neyse. Devam edelim. Şimdi bizim yapmamız gereken bunu bizim kendi ekranımıza getirmek. Peki bunu nasıl yapacağız? Main'e gelelim. Main'de yeni bir fonksiyon oluşturuyoruz. Fonksiyon diyelim. Adımızı da yılan çiz diyelim. Onu da pas diyelim şimdilik. Buna hata var mı diye bir bakalım. Şimdi yılanımızı çizdirecek. Peki nasıl çizdirecek? Buradaki şuradaki body'lerle sinekteki body birbirine orantılı. Biz yeni bir elma yediğimizi düşünürsek buraya yeni bir body kopyalayacağız. Kod üzerinden bu dizeye de yeni bir vektör ekleyeceğiz. Şöyle bir şey yapalım o zaman. For diyelim. Index diyelim. İndeksimiz ilk başta 0. Peki nereye kadar gidecek bu for döngüsü? Tabii ki de 0'dan başlayacak. Daha sonra snake'in çünkü daha sonra biz bir elma yediğimizde ilk önce buradan değiştireceğiz kodumuzu. Ona göre de buraya bir adet ekranımıza nesne ekleyeceğiz. Ondan dolayı snake'in body dizisini getiriyorum ben buraya. Daha sonra da
Bunun uzunluğu kadar for döngüsü dönsün diyorum. Şurayı da şöyle çift nokta koyalım, sonra pas diyelim. Hata var mı diye bakalım. Bir tane hata var diyor. Sinek değil, yılan. Çok pardon. Daha sonra devam edelim. Nesnelerimizden yılanımızı getirelim. Daha sonra bunun şuradakiler çocuklar oluyor bunun. Öyle düşünün. Get child'ından şöyle bir şey yapalım. Sonuna kadar gidecek mesela. 3 yılın boyutu. 0, 1, 2 diye gidecek. Öyle devam edecek. Diyelim ki mesela bundan body 0'ı aldı diyelim. İndeksimiz 0. Bunun x pozisyonunu, yani bunun pozisyonunu biz değiştireceğiz. Pozisyonunu ne yapacağız? Pozisyonunu yılanın pozisyonuyla güncelleyeceğiz. Body'nin ne diyeceğiz? Tabii ki de index. İkisinin oranlanması lazım. Ve devam edelim. Bakalım olmuş mu? Sağa doğru olmuyor çünkü buraya yılan çizgi çağırmak. Yılan çizgimizi bir çağıralım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş gidiyor. Şuradaki timer'ımızı 0.5 yaparsak daha yavaş gidecektir. Biraz hızlı olmuş gibi. 5 saniye gibi gidiyor. Yarım saniye yani. Bunu bir 0.3 yapalım. Böyle bence daha güzel gidiyor gibi. Diğer dersimizde de yönleri ekleriz. Yön tuşlarımızı. Yön tuşlarımızda buradaki direction'ın şununu, şu ifadenin genişlik değerini oynayarak yapacağız.